Geldin mi Elif? Gel bakalım. Geldim Nasılsın geldim Elif? Cüneyt Bey. Boyumu da ayarlamaya çalıştım. Eyvah, ses Teşekkür ederim. gelmiyor. Siz nasılsınız? Elif'in sesini kulağıma verin. Ben duyamıyorum Elif'i. Geliyor mu şimdi Şimdi sesi? geliyor, evet. Elif, sana ilk olarak Tamam. bir tane heykel göstereceğim bugünkü yayınımızda. Mersin'de yapılan efsane boksörümüz Sinan Şamil Şam'ın bir heykelini yapmışlar. Demişler ki ya, böyle efsane bir boksörümüz var. Onu da biz şimdi unutmayalım. Adını yaşatalım. Ve de bu heykeli yapmışlar. Nasıl buldun? Evet. Ben eldivenleri beğendim baktığın Evet. zaman. Yani şey, biraz daha gülümseyen bir heykelini yapsalar daha iyi olabilirmiş. Bir tek onlar geldi aklıma. Yani cüssü olarak mesaj çok açık yani evet meslekle ilgili bir soru işaretimiz yok ama Yani demişler ki ya, galiba çok birazcık cüsseli, hani gözünde canlandırması için biraz daha cüsseyi abartmışlar. Değil mi? ya yüz olarak da sanki böyle bir eski bir Moğol lideri gibi ya da çok şey dönemlerden Anadolu Evet. öncesi dönemden Neyse, hep gelen biri gibi skandalları olacağım konuşuyoruz. Bu heykel de Türkiye'de sanırım sanat tarihine geçecek şehir heykellerimizden bir tanesi. Evet Elif, geçelim biz bizim eline gerçek sağlık. gündemimize. Ben şimdi, bizim iki Gerçek. gündemimiz var. Paralel dünyada biz bunları yaşarken dünyada neler oluyor? Neler oluyor? Şimdi Cüneyt Bey, Ferrari'den moda atılımı var. Bu çok önemli bir haber. Çünkü neyi anlatıyoruz? Bir otomobil markası ve bir lüks otomobil markası. Hangi marka Acaba dedin? neden Ferrari. Ferrari? Evet. Evet. Neden acaba moda işine giriyor? Çünkü son zamanlarda gördüğümüz, son özellikle birkaç yılda gördüğümüz bir şey var. O da şu, markalar kendilerine yeni alanlar arıyorlar. Yani iş modellerinin aslında birazcık değişmesi, ihtiyaçların değişmesiyle ilgili bu. Önümüzdeki hafta sonu İtalya'nın Maranello kentinde Ferrari fabrikasında tam bir podyum deneyimi yaşanacak denmiş. Gazeteciler orada olacak, özel davetliler orada olacak ve bir lansman yapılacak. Şimdi ekranda gördüğümüz ürünler bugüne kadar zaten Ferrari'nin ürettiği ürünler. İşte tişört olsun, sweatshirt olsun bunları zaten yapıyordu. Ama şimdi gerçekten modaya giriyor. Onun da görselini gösterelim arkadaşlar. Nasıl bir ürün seçkisi olacak? Alır mısınız, giyer misiniz bilmiyorum. Ferrari logosu da olacak üzerinde ama tabii marka Ferrari olunca fiyatlarda da bunun etkisini direkt göreceğiz. Yani çok basit bir cekete 3000 dolar falan ödemeniz gerekecek. Şimdi Exor çatı şirketinin daha önce bahsetmiştik Agnelli ailesi. Dünyada önemli güçlü bir aile bu. Bunun altında yer alan bir marka Ferrari. Ama moda dünyasına o kadar da uzak değil. Yani şöyle şey, ayrıksı olmuyor. Ya adamlar otomobil yapıyormuş. Nereden çıkmış şimdi? Niye ceket yapıyorlar gibi bir şey olmuyor. Çünkü Hermes'in yatırımcılarından aynı zamanda Christian Louboutin'in %25'i onun ve söylentilere göre daha resmi bir şey açıklanmadı ama bu ortaklığı da aslında bu moda line'ını da Giorgio Armani ile birlikte çıkartmış. Yani arka tarafta modaya doğru bir geçiş var. Şimdi Ferrari'nin marka çeşitlendirmesini yapan, ürünlerin çeşitlendirmesini yapan kişi de açıklama yapmış. Nicola Buari diyor ki moda endüstrisini daha büyük kitlelere ulaşmak ve markayı yaşam stili haline dönüştürmek için aslında bir araç olarak kullanıyoruz. Yani bu bir sürü olarak karşımıza çıkıyor şu anda. Yani şu Ferrari logosuyla bir şey sen giyer misin? Yani ben hiç giymek gelmez Ben içimden ya. giymem. Ne anlıyorlar bilmiyorum böyle hani. Şimdi mesela şey vardır. Sloane Square diye bir yer vardır Londra'da. Orada böyle hep adamlar Ferrari'leriyle gelirdi bir tane. Ben 2013 yılında orada yaşarken, orada yaşamıyordum da biraz yakınında yaşıyordum. Orada da Colbert diye bir kafe vardır. Colbert'e mesela adam gelir ama bütün Ferrari'leri kafenin önünde park edemiyorsun. Ne yapacaksın? İleriye park ediyorsun. Geliyorsun, işte anahtarlığını masanın üzerine koyar. Yok böyle Ferrari tişört giyer. Ferrari bilmem nedir. Benim Ferrari'm var. Ya kardeşim yani. İyi, aferin, Ferrari'm var. Dur hadi, ne istiyorsun söyle. Devam. Tebrikler. İşte sosyal statü simgesi. Şimdi yükselen pazarlarla ilgili, inovasyonla ilgili bir haberimiz var. Türkiye'de böyle bir ürün olup olmadığını duymadım. Varsa eğer bizimle iletişime geçerlerse ondan da bahsederiz. Pandeminin meyvesi vegan yumurtalar. Şimdi Grace O'Brien isminde 23 yaşında bir genç kadın pandemi döneminde evde kalınca vegan yumurta yapayım demiş. Şimdi çok şöyle ilginç bir hikayesi var. Grace aslında Uber'de çalışıyor. Bu girişimi yapmaya karar verdiğinde de bir arkadaşıyla Airbnb'den ev kiralıyor.
Orada yapıyorlar bu girişimi. Yani tamamen aslında gig ekonominin içerisinde olan bir şey. Diyor ki yani ben vegan olmak istiyorum. Bu konuya çok yatkınım ama yumurtadan da vazgeçemiyorum. Dünyada benim gibi çok fazla insan olduğunu düşündüğüm için böyle bir ürün geliştirmeye karar verdim. 3.000 dolarlık bir yatırım yapmış ve evde arkadaşıyla kendi kendine bu formülü geliştirmiş ve 35.000 dolar da bunun için yatırım toplamış. Şimdi de büyütmeye başlayacağını söylüyor. Soyadan yapılıyormuş genel olarak dünyada. Bunun tadını da çok beğenmiyorlarmış. O yüzden nohuttan, zerdeçaldan ve yumurta tadı ve kokusu verecek bir bileşenden bunu oluşturmuşlar. Yani aslında yediğiniz şey yumurta değil ama öyle olduğuna inanmamız için gereken her şey yapılmış. Birleşmiş Milletler'in tahminine göre dünyada 78 milyon adet vegan var. Türkiye'de de bu rakam Türkiye nüfusunun %5'iymiş. Yani büyüyen ve yükselen bir pazar. Evet, bu gig ekonomi dediğin için söylüyorum. Dün Gorillaz'ın kurucusu Kaan Bey benimle irtibata geçti, telefon etti. Ya bir kulis haberi verelim dedik, ortalık toz duman oldu yani. Dedi ki ben dedi hiç şey getiricilerle görüşmedim dedi. Yalnız bir şeye üzüldüm dedi. Bizi gig ekonomiyle anmayın dedi. Biz dedi daha büyüğüz, daha kurumsal bir şeyiz dedi. Gig ekonomi ne demek bilmeyenler için? Gig ekonomi şu demek, aslında biraz daha serbest çalışan ya da uzaktan çalışan ya da kalıcı süreli değil ama geçici süreli proje bazlı çalışabilen, yani dünyanın daha esnek modellere ihtiyacı olduğu bir dönemde hayatımıza giren bir model. Evet. Tabii bu şeyler ekonomiden mesela böyle bir hikayeyi biliyorum ben. Şeyde New York'ta ortaya çıktılar. Şey ne bar derler hani sağlıklı spor yapanlar yer ya böyle şey bar. Atıştırmalık bar. Evet atıştırmalık bar Türkçesini söyleyelim yani. Ve de adamlar 2 yıl içinde 600 milyon dolara sattılar. Onların başarı hikayesini okumuştum ben. Ve şunu söylüyorlardı yani adam satmadan 6 ay öncesine kadar bütün paketlerin üzerinde adamın müşteri şey için cep telefonu varmış yani. Hani müşteri şikayeti için ya da bir şey olduğu zaman adamı arıyorsun sahibi buyurun ne kadar yapalım Çok yardım iyi. edelim falan. Ve de adam 600 milyon dolara sattı 2 yıl içinde kurduğu şirketi düşünebiliyor musun? O yüzden gig İnanılmaz bir ekonomisi deyip de başarı. geçmeyelim yani. Evet. Tabii, çok değerli. Şimdi intikam harcamaları ile ilgili bir haberimiz var. Yani intikam harcaması yapsanız Cüneyt Bey ne alırsınız? Gidip Lamborghini alır mısınız? Dur bir dakika Satışlar intikam harcaması patlamış. ne demek? İntikam harcamasını ben bilmiyorum ilk kez duydum. İntikam harcaması şu: çok uzun süre kapalı kaldık ya, şimdi hiçbir şey alamadık. Hiçbir şey alamayınca psikolojik olarak ilk serbest kaldığında ihtiyacın olsa da olmasa da bir sürü şey alıyorsun. Yani alamamaktan intikam almak için ihtiyacın olmayan bir sürü şey alıyorsun. Bir dakika Aykut şu Bundan önce... Ferrari bizim Ferrari'yi alsana yeni aldığımızı kenarda dursun. Evet devam edelim. Tamam. Şimdi aslında pandemi öncesinde de biz bunu pazarlamada gördüğümüz bir şeydi. Mesela çok moraliniz bozuldu bir şeye, kendinizi iyi hissetmiyorsunuz, çıkıyorsunuz, bir çanta alıyorsunuz. O da bir intikam alışverişiydi. Şimdi Lamborghini 12 aylık üretim kapasitesinin 10 ayını satmış. Adam diyor ki, şeyi CEO'su Wickelman, biz diyor tarihimizde İkinci kez bu kadar büyük bir büyüme yaşıyoruz. Dünyada bu kadar aslında problem yaşanırken lüksün bu kadar büyümesi gerçekten enteresan bir konu. Ama asıl haber ne biliyor musunuz? Bu niye satış rekoru kırmış? Çünkü kripto para yatırımcıları Ethereum'dan, Bitcoin'den parayı bulan Cüneyt Bey gerçekten gitmiş Lamborghini'ye para yatırmış. Hatta böyle mimleri falan internette bayağı dolanmış. Böyle bir şey olmuş. Biraz bahsedeyim mi, konuşalım mı bunun üstüne? Bitcoin'den parayı bulanların Yani Lamborghini hay Allah'ım ya. Ya böyle şimdi bunlar çok abuk sabuk olaylar oluyor. Geçen gün birisi anlattı. Mikonos diye bir ada var. Şimdi gitmesek de görmesek de orada Türklerin gittiği bir ada vardı. Şimdi artık Ibiza'ya gidiyorlar yani. Şimdi orası da tuhaf bir yer. Orada neydi o restoranın adı ya? Namos. Namos diye bir restoran var. Türkler çok seviyor. Tarkanca, Türkler, Ruslar ve bir sürü zengin insanlar tekneleriyle oraya gidiyorlar. Şimdi biz böyle 15 yıl önce falan daha böyle Namos küçük bir beach falan gidiyorsun. Ya ne kadar ilginç falan. Bana bir arkadaşım demiş ki ya bu bir yaşam tecrübesi yani. Çok güzel bir restoran gidiyorsun. Bizde öğleden sonra yemeğin yoktur. Oturuyorsun işte yiyorsun falan. Müzik yavaşça yükseliyor. Ve işte insanlar da ayağa kalkıyor. Rıt 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 rıt, hadi dağılıyorsun.
Sonra 2 yıl sonra gittik biz. Millet yine yiyorsun. Gayet yemekler güzel. Ayağa kalkıyorsun. Baktık birileri sandalyeye çıkıyor. Lallara lallara lallara. Tamam. 2 yıl sonra gittik. Baktık masalara çıkılmaya başlanmış. Herkes masalarda. Artık son böyle 10 yıl önce gittiğimizde artık oturan yok. Herkes direkt geliyor masaya çıkıyor masalara. Herkes oynuyor masalarda falan. Ve de şampanya şey yapıyorlar böyle. Ya yani açıyor adam ne kadar? $500. Zzz, herkes birbirine içmiyor yani. Herkes birbirine şey yapıyor. Sonra dedik ya bu kadar da rezil bir yere artık gitmeyelim ya. Bu nedir yani şampanya şey yapmak hani içse bir şey demeyeceğim yani. Hani. En son bir arkadaşımla konuşuyoruz ya dedi. Sen gelmeyeli neler oldu biliyor musun? Dedi. Ne oldu dedim. Namoste dedi. Şey gözlüğü dağıtıyorlarmış. Dalgıç gözlüğü. Ya. Ve köpük partisi mi? Şampanyalarla insanlar o dalgıç gözlüğünü takıyorlar hani. Ve de birbirlerine hani kasalarla şampanyayı şey yaparak eğleniyorlarmış. Ya anlatabiliyor muyum? Ve de daha Bitcoin falandan bahsetmiyoruz yani. Bu dediğimiz en iyi adam yine bir mal almış yani. Bunların kendi mal yani. Anlatabiliyor muyum yani? Mal alıyor şey yapıyor yani. Birbirinin üzerine dökerek yani parayı yakmak gibi. Var ya at paraları gibi bir şey. Yani evet, o kadar saçma yerlere harcıyorsun ki bir noktadan sonra anladığım kadarıyla parayı hani koyacak yer bulamadığın zaman dur abi birbirimizin üzerine atalım noktasına geliyorsun. O yüzden bu dediğin hiçbir şey yani hani. Değersizleşiyor. Şimdi sektöre şöyle bir mesaj verelim. Bütün otomobil markalarının aslında lüks olsun ya da orta segment olsun fark etmez. Dünyadaki durumdan dolayı bir geçişi söz konusu. Yani artık içten yanmalı motorları dünyanın kabul etmesi mümkün değil. Elektrikli araçlara bu geçilecek. Lamborghini'nin avantajı şu. Rakiplerinden Ferrari'den ya da diğer lüks markalardan daha erken benimsemesi. Biz niye bunu söylüyoruz şu anda? Markalar genelde ticari kaygılarından dolayı bu tarz geçişleri çok erken benimseyemiyorlar. Ama strateji bize diyor ki erken benimse yol al. Şimdi CEO'su şöyle biz hazırız. Bunun için de yanlış anlamayın 1,5 milyar euro para harcamışlar yani hibrit ve ondan sonra da elektrik şeyine geçmek için ciddi de bir yatırım yapıyorlar. Hazırız ama pazarın hazır olduğunu hissettiğimizde tamamen buna geçeceğiz. Benim de aklıma şey geldi. Türkiye'de böyle bir dönem şey haberleri görüyorduk. Porsche ya da Ferrari alanların gidip tüp taktırdığı haberleri. Herhalde onlar da artık tamamen elektriğe geçince tüp taktırmaktan kurtulurlar. Şimdi Emre Özpeynirci var gazeteci. Özellikle bu araba sektörüyle ilgili Twitter'da çeşitli şeyler yapıyor ve Türkiye'de yani lüks araba almak istiyorsan Ferrari falan almana gerek yok. Git mesela bir tane hibrit ya da elektrikli araba al. Mesela 27 bin dolar fiyatı olan, 27.500 dolar fiyatı olan bir arabanın ne kadar eder? 27.500 tahmini yani şöyle bir dolar kaç oldu? 8.6 30 bin olsa 9 olsa 270 bin falan. 270 bin. Yani. Buradaki fiyatı ne biliyor musun? 970 bin lira satış fiyatı. Yani senin gidip Lombardini almana gerek yok Türkiye'de. Gidiyorsun orada bir tane eli yüzü düzgün bir tane orta sınıf bir araba alıyorsun. Amerikalıların almaya tenezzül etmediği bir şeyi. Burada sen böyle 950 bin liralık bir arabaya biniyorsun. Eğer devlet sana bir Mercedes tahsis etmediyse. Diyelim. Oradan da topu alalım. Bana etmedi vallahi. Yani bugüne kadar hiç ne bir devlet etti ne bir şey yaptı. Yani hani özel sektör bile tahsis etmedi yani. Elif teşekkür ederim. Var mı eklemek istediğim bir şey? Ben teşekkür ederim Cüneyt Bey. Ferrari'nize iyi bakın diyorum. Ferrari'sini alan bilge. Şimdi haber evet, yaparlar. Ya. Cüneyt Ferrari almıştı. Espriydi, şaka. Sadece aramızda güldük. Evet, şaka. Ya şeyle ilgili bir haber soracağım. Dün, neyse hadi sormayayım, boş ver. Sonra sorarım. Dün bir kafede arkadaşımla oturuyoruz Elif. İki tane genç hanımefendi oturuyor orada. Sonra da yanlarına başörtülü bir hanımefendi geldi. Anladım ki aile. Sağ olsun hanımefendi dedi ki Cüneyt Bey biz ailece sizi seyrediyoruz dedi. Dedim ki çok teşekkür ederim. Ben de sizi seyrediyorum. Cüneyt Özdemir de sizi görüyor dedim. Ondan sonra. Evet o kötü esprileri yapıyorum arada. Senin dışında kimse gülmüyor ama. Sonra biraz sohbet açtı işte. Küçük kız 20 yaşında. Adını unuttum kusuruma bakmasınlar. Her akşam beni izliyorlarmış. Fransa'da sosyoloji okuyormuş. Aa, ne kadar güzel dedim. Diğer kızı da Ohio'da yaşıyormuş. Dedim siz ne yapıyorsunuz dedim. Büyük bir mayo firması, iç çamaşırı firmasında üst düzey yöneticiyim dedi yani. Adını vermeyeyim, reklam olmasın. Daha doğrusu onlar tanınmasın diye vermiyorum şimdi. Yoksa tanısın, yani eş dost bir şey demesin diye. Ama aklına gelen en ünlü firmanın Ohio'daki merkezinde çalışıyor. Hanımefendi siz ne yapıyorsunuz dedim. Dedi ki ya ben de dedi moda işindeyim. Tesettür şeyi satıyoruz dedi. Avrupa'ya ihraç ediyoruz dedi. Ya dedim.
ne kadar güzel dedim şu manzara. Yani evet. işte dedim yani bazıları hani Türk İslam'ını ya da Türkiye'de İslamiyet'i bir şekilde bir şeye tıkmaya çalışıyorlar, sıkıştırmaya çalışıyorlar. Yani siz tesettürlüsünüz. Kızınız demiyor ki ya anne ben işte gidiyorum bilmem ne firmasında çalışıyorum. Siz de demiyorsunuz ki yavrum niye orada çalışıyorsun? Gel bizim tesettür firmasında. Gayet medeni ve uygar bir şekilde şahane bir hayat kurmuşsunuz. Birbirinize saygıyla böylesine bir hayatı sürüyorsunuz dedim. Çok hoşuma gitti. Onu sana anlatmak istedim. Şimdi arkadaşlara anlatsam nereden çıkacak diyeceklerdi. Çok çok güzel ama ben de merak ettim. Acaba farklı kültürlerde yaşıyor olmalarının bir etkisi olabilir mi? Yani üçü de aynı anda Türkiye'de yaşasaydı böyle bir şey olur muydu? %100 olur. Benim ailem öyle. Yani benim etrafımda o kadar çok aile var ki yani insanlar hiç. O yüzden hani arkadaşıma da dedim ya insanlar bazen böyle bir Türkiye'deki modernizmi ya da Türkiye'deki İslam'ın yaşanışını çok küçümsüyorlar. Dar kalıplara sokmaya çalışıyorlar. Bunu da anlatacağım dedim. İzin de aldım onlardan. Anlatabilir miyim bu şeyi dedim. Çok hoşuma gitti. Hep böyle bir şeyle karalar bağlayıp şeyler yapıyoruz. Can sıkıntısı şeylerden bahsediyoruz. Biraz da iyi bir şeylerden bahsedeyim dedim. Çok teşekkür ederim. Buradan selamlar, sevgiler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.